Smeagol'un evine hoş geldiniz. Yeni konuk, yeni video, yeni konu. Konuk yeni ama karakter o kadar yeni değil. Legolas zaten piyasada çok fazla görebileceğiniz bir figür. Hem filmde bir figür, hem koleksiyon için bir figür. Birçok kez hazırlandı. Düzinelerce vardır tahminimce. Bilemiyorum o kadar. Bende bile herhalde evet 3 tane büyük heykeli var Legolas'ın. Öyle aksiyon figürleri şunlar bunlar onları saymakla bitmez. Ancak bu videoda ben kendimce yine maneviyat açısından benim için önemli bir heykelle en eski Legolas ürünüyle karşınızdayım. Onunla ilgili bilgiler vereceğim, yakın çekimler yapacağım. Tabii formatı bozmak olmaz. Legolas'la ilgili de bir iki tane bilgi vereceğiz ve bu şekilde açılışı yapıyorum. Smeagol evine hoş geldiniz. İyi seyirler dilerim dostlar. Şimdi tabii hemen heykele gitmeyeceğiz. Önce birkaç detay alalım. Aslında Tolkien'in yazdığı yazmaların içinde Legolas'ın yaşıyla ilgili çok net bir bilgi yok. Hafif bir gizem veriyor üstad o noktada. Ve diyor ki bir meşenin diyor tohum olduğu zamandan çürüdüğü zamana kadar gördü diyor. İngiltere coğrafyasına baktığımızda İngiliz meşelerinin 1000 seneye yakın yaşadığını görüyoruz. Legolas'ın da hadi bir minimum 1, maksimum 2 meşe ömrü geçirdiğini düşünsek 500 ile 2000 arasında bir noktada bir yaşı olduğu varsayıyoruz. Ya da Tolkien üstad öyle varsaymamızı sağlıyor. Daha sonra nasıl bir detay veriyor? Aslında çocuk romantik. Duygular ön planda. Taşın ne hissettiğini, ağacın ne fısıldadığını algılayabiliyor Legolas. Öyle de bir özelliği var. Tabii romanı okuyanların dışında popüler kültür efsanesi olmasını sağlayan Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi film üçlemesi oldu. Ve o film üçlemesinde Elrond'un konseyine gelirken gördük Legolas'ı. Aslında tabii filmin bize verdiğinin dışında bir amacı var. Filmde sanki o konsey için özel olarak oraya gelmiş gibi gözükürken normalde babası Tranduil, Mirkwood ormanından Legolas'ı Elrond'a Gollum'un kaçtığının haberini iletmesi için görevlendiriyor ve gönderiyor. Ancak Legolas bakıyor ki bir konsey var, bir şeyler oluyor, aksiyon bol. Diyor ki beni de alın ya konseye. O yüzük kardeşinin içinde ben de olayım diyor ve bu şekilde tamam Aragorn karizma, Gimli cesaret falan ama grubun yakışıklılığını da kurtaran bir eleman olmuş oluyor. Bence yerinde bir karar oluyor. Bir Gandalf videosunda da bu havan dövme cihazını bir ortaya dökeceğiz tabii ki. Ne dedik? Tabiatla ilgili romantizmi var böyle bir duygusal çocuk. Evet, yüzük savaşı bitince güç yüzüğü hepsine hükmeden o tek yüzük yok edildikten sonra ve Sauron tehlikesi bertaraf edildikten bir adım sonrasında herkes bir şey yapıyor ama Legolas farklı bir şey yapıyor. Ithilien'de bulduğu bir elf yerleşkesi kolonisiyle beraber savaş sırasında bölgede zarar gören, yıpranan ormanları yeniden canlandırıyor. Yeniden o eski günlerine dönmelerini sağlıyor. Böyle bir romantizm var. Ayrıca minnoş bir detay olsun, parantezin içinde anlatmış olayım. Elfler için uyku çok net bir zaruret değil. Öyle bir uyuyalım, hadi bir şuraya kıvrılalım gibi bir dertleri yok bu varlıkların. O yüzden de Tolkien Usta'nın notlarının arasında şu komik bir detayı da bulabiliyoruz. Gündüz vakti ayakta, gece vakti ayakta fark etmez ama ayakta olduğu garanti, kendinde olduğu da garanti. Uyanıkken rüya görebildiği iddiası var. Bence ilginç bir detay diyorum ve o parantezin içini hiç de fena doldurmadığımı düşünüyorum. Evet, hikayede lanetli dağlara gittiklerinde Aragorn, Gimli, Legolas'tan bahsediyorum. Ne yapacaklar? Ölüler ordusunun kendi taraflarına veya yanlarına almaya çalışacaklar. Bu görev sırasında içinde bu konuyla ilgili korku olmayan tek karakter Legolas. Neden? Çünkü elflerin, özellikle Legolas'ın asıl korkusu Balrog konusunda. Diğer şeyler onu o kadar ürkütmüyor.
Tabii ki Elfren, yani elflerin dostu Aragorn'un ciddi, sadık ve çok yakın bir arkadaşı, yoldaşı, kardeşi neredeyse. Orta Dünya'yı Aragorn yaşadığı sürece terk etmiyor. Aragorn'un ölümünden sonra o da artık Orta Dünya defterini kapatıyor ve ölümsüz diyarlara yola çıkıyor. Ancak vefalı bir karakter olduğu için yanına Gimli'yi almayı da unutmuyor ve bu şekilde Gimli'yi ölümsüz diyarlara, o elf diyarlarına giden ilk cüce konumuna getiriyor Legolas. Şimdi biraz da film üçlemesinden alıntı yapalım. Bir de Tolkien notu ekleyip heykele yavaş yavaş geçebiliriz. Tolkien yazmalarında, o Yüzüklerin Efendisi yazmalarının ilk başladığı zamanda Legolas'ın görevini Glorfindel'e veriyor. Elrond konseyine diyor ki sadece Glorfindel olsun, Legolas olmaz. Glorfindel her zaman gibi filmdeki yerini nasıl Arwen'e kaptırdıysa konseydeki yerini de Legolas'a kaptırıyor. Böyle bir durum var ne yazık ki. Evet, film üçlemesinde Legolas karakterini Orlando Bloom canlandırdı. Ve Yüzüklerin Efendisi'nde ufacık, minnacık bir farklılık, belki de bir detay. Bazı sahnelerde o gözünü renklendiren lensten rahatsız olduğu için çıkararak oynuyor onları. Ve Yüzüklerin Efendisi'nde bazı sahnelerde renkli gözü olan Legolas bazı sahnelerde kahverengi gözle karşımıza çıkıyor. Çünkü Orlando Bloom'un orijinal göz rengi balla kahverengi arası bir yerde diye düşünüyorum. Ayrıca oyuncuyla ilgili bir detay daha vereyim. At binme sahnelerinde ufak bir kaza yaşıyor. Düşüyor ve kaburgalarını kırıyor. Belli bir süreyi de kaburgaları kırık olarak devam ettiriyor. Aynı zamanda biliyoruz ki yanlış hatırlamıyorsam pandemi sürecinde hayatını kaybeden bir kılıç ustasından da film için ders alıyor. Gerçi bu bildiğim kadarıyla kardeşlik grubunun birçoğu için geçerli. Bu da bir detay. Minör bir bilgi olarak aklımızda kalsın. Son bir hamle daha yapmak istedim. O yüzden heykeleğine girmiyorum. Biliyoruz ki ağırlıklarını dağıtabiliyorlar ve bu yüzden de karda gömülmüyorlar. Herkes içinde giderken bunlar biraz daha rahat ilerliyorlar. Doğal olarak bu deneyi yapmak zorundaydık. Yeni video Legolas, yani Legolas'ı da anlatıyoruz ya. Bakalım elf miyiz? Hemen bir deneyelim. Karın üzerinde yürüyebilecek miyiz? Testin sonucu negatif. Elf değilim. Kara bastım, kara gömüldüm. Hiç olmadı. Devam edelim. Evet, hüzünlü bir sonuç. Elf değilim. Bunu kendi kendime kanıtladım. Evet, ben şimdi künyesini okurken siz de detaylarını görebileceksiniz. Heykeldeyiz şu an. 2001 yılında piyasaya çıkıyor ve Daniel Falconer sanatçımız. Bu güzel parçayı bizim koleksiyonumuza katmamızı sağlayan, onun sayesinde koleksiyonu alabildiğimiz bir ürün. Daniel Falconer bu noktada bence iyi bir işçilik çıkartmış. Open Edition dedikleri limitsiz bir üründen bahsediyoruz. 1/6 gibi bir ölçüye sahip. Sideshow Collectibles ve Veta Workshop ki o zamanlar Veta Sideshow'un kanatlarının altında bir firma veya bir alt oluşum diyebiliriz ve orijinal o zamanki piyasa fiyatı 125 Amerikan doları. 2001'den bahsediyorum. eBay'de ben video hazırlarken güncel ilanlar arasında yoktu, Türkiye'deki ilanlar arasında bulamadım. O yüzden size güncel bir fiyat verme şansım yok. Ancak benim bu noktada söylemek istediğim birkaç şey var. Heykel son derece güzel detayları olan ipi, oku, yayı vesairesiyle gerçekten hoş bir çalışma. Ancak boyutu itibariyle piyasada ortalıktan yavaş yavaş kaybolmaya başlayan bir ürün. Niye? Çünkü çok fazla Legolas çıktı. Aragorn, Gandalf, Legolas grubunun piyasayı domine ettiği, yanlarına Balrog ve Sauron da alıp el ele ön plana çıktıklarını biliyoruz. Ve gittikçe de boyutları büyüyor bu heykellerin. 1 metrelik, 70 santimlik, 90 santimlik heykeller çıkıyor piyasaya ve korkunç fiyatlara çıkıyor. Yani bunu doğal olarak bu Legolas ürününü ezmeleri bana çok normal geliyor. Ancak
Bu kesinlikle bu heykeli kötü hale getirmez diyorum. Çünkü çok fazlasıyla detayı var. Elbisesinin işlemeleri, o okluğunun kayışının detayları, işlemeleri, duruşu. Bence postürü çok değişik bir heykel. Alışılmışın dışında bir duruşu var. Bir bana göre böyle bir toplum içindeki o elf, özellikle de cosplay oyuncuların arasındaki o elf kavramını destekleyen bir duruşu var. Hemen buradan diğer konuyu çok dağıtmadan söyleyeyim ya. Bu heykeli alırken ki romantizm şu ankilerde yok. Çok büyükler, çok pahalılar. Paranız varsa sizin olurlar. Bulması hiç zor değil. Son derece kolay ürünler. Çünkü çok büyükler isteseniz de kaybolamıyorlar ortadan. Ve ciddi paralara mal oluyorlar. Ve bu durumda da bu tür heykeller daha ince işçilikli. Bence biraz daha... Dediğim gibi önemli koleksiyon parçaları arka planda kalıyor. Ancak tabii ki bu noktada ben bu parçayı oldukça beğendiğimi itiraf etmek zorundayım. Dediğim gibi hem postürü hem işlemeleri hem yapısıyla gayet güzel. Koleksiyonunuzda nadide bir parça pozisyonunu alabilir. Yaş itibariyle de 20'sini doldurmuş, 21'ine girmiş bir heykel olduğu için de aslında belki de 22'sine girmiş bir heykel olarak gayet de güzel, dediğim gibi duran, koleksiyon içine de renk katan bir üründen bahsediyoruz. Bu noktada Genial Falconer'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Çok güzel bir ürünü biz koleksiyonerlere sağlamış. Koleksiyona katabilmemizi sağlamış hatta. Ellerine sağlık Genial Falconer. Elfler için uyku zorunluluğu yok ama video için belli bir noktada bitiş zorunluluğu var ve o noktadayız şu an. Legolas'a baktık. 2001 yılından Daniel Falconer imzalı bu Legolas'a. Open Edition. Limitsiz, ancak o kadar da limitsiz değil. Piyasada çok kolay bulunamıyor. Ancak bulursanız ben almanızı tavsiye ederim. Bu videodaki konuğumdu. Kendisiyle güzel bir sohbet, aslında sohbet değil, monolog yaptık ama olsun, bence güzel geçti. Ben memnunum en azından. Bu noktada Smeagol'un evinden herkese kucak dolusu sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin, kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın. Artık geçecek miyiz? Öpücük gönderdik.